Şimdi tebliğ ederken tabii e, e, yani dua ne kadar önemlidir? Çünkü e, şimdi gördüğümüz gibi de e, tebliğ hani sırf kendimizin tebliğ yapmasıyla iş bitmiyor. Yani Allah yüce Allah'la da bir bağlantı kurmak gerek. Duanın önemi burada ne kadardır efendim? Yani tebliğ deyince genelde insanlar başkaları tebliğ iletmek. Tebliğin adına iletmek onu zannediyorlar. Evet. Gayrimüslimi anlatmak veya bir Ahmadi sayfada Gayr hem Müslüman kardeşlerimize aslında tebliğ Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de girmeden Resulullah sallallahu aleyhi yani ve sellem ballik mağundu ila ila sana ne indirildiyse ona, onu ilet insanlara. Ve bizim için geçerli olan önce biz kendimize ileteceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana avvalul muslimin ilk teslim olan benim. Müslüman manası teslim olmuş. Yani Allah'ın emirlerine ilk uyan benim. O zaman bir insan eritebiliyor diyorsa onun ilk kendisine uyması lazım. O, o, o Allah'ın emirlerine ve Allah'ın emirlerinden o, o, en önemlilerinden birisi duadır. Evet. Allah-u Teala Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetler, dua ile ilgili ayetler var, çok ayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın dua ile doludur. Hmm. Yani i diyor ki, o diyor orada diyor o çölde diyor bir mucize yaşandı diyor. Hı, hı Ve bu mucize neticesinde ölüler dirildi diyor. Yani Mekke çölünde, hı, hı. Arabistan çölünde. O diyor ki bir fani fila yani Allah içinde kendini yok etmiş olan, fena olmuş olan Allah içindenin yani gece karanlığındaki duaların neticesindeydi. Başka şey yoktu. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece karanlıktaki dualar neticesindeydi. O gece Allah-u Teala ukal kardı, Allah'a dua ederdi, Allah-u Teala yalvarırdı. Ve onun neticesinde o değişim meydana geldi. Niye efendim? Çünkü kalpler bizim elimizde değil. Biz mesela en fazla biz mesaj iletebiliriz. Evet. Hem kendimizi, yani ilk olarak insanın kendisine iletmesi lazım. Hem başkalara. Ama ne de biz kendi kalbimizi değiştirebiliriz, ne başkasının kalbini değiştirebiliriz. Evet. Onun için Resulullah sana bağlısın buyurdu ki, kalp bir şeydir, kilittir. Hı hı. Anahtar sadece Allah'ın elindedir. O zaman kimde anahtar varsa ona yalvarmak zorundayız. Aynen. Ki şu, bu kilidimizi aç.

E, düşkünse, ne kadar tabliğ işle meşgul o kadar onun duaya sarılması lazım. Hiçbir Hı -hı. zaman efendim ben çok güzel konuşurum. Benim hiç konuşmam çok etkileyici olur. Bu insan nefsinin zaaflardır. Hı -hı. Zanneder ki ben böyle insan kendi kendini bazen övülmesini ister. Değil mi? Efendim, ben şu konuşma yaptım da böyle oldu. Bir yerde ben okudum. ikinci hilifeleri diyor ki e, şimdi bu Lahori cemaat kuran o da Khaja Kamaluddin dedi, o bir yere gitti, rapor oradan gönderiyor ve orada diyor ki ben böyle dedim, ben şöyle dedim, onun etkisi şöyle oldu, ben böyle yaptım, etkisi böyle oldu. Mm -hmm. Ve diyor ki bir gaz, oradaki cemaat se mudurun herhalde gönderdi diyor. İkin, birinci helif hazretlerinin o adam e, okuyor ve birinci helif o mektup bana verdi. Ya baktım ki o mektup arasında şey yazmış adam. Ki sen bunu gazete yayınlarsın ve yayınlarken dersen ki efendim Hacı Kamaluddin Bey şöyle deyince şöyle etkisi oldu. Hı hı. Yani sanki üçüncü kişi yazıyormuş gibi böyle. Veya bunu oradaymış da görüp de o anlatıyormuş gibi. Ama Hazur dedi ki bakın bunun böyle bir şeyin bu bir hastalık. Ben övünüyüm. Benim önünden güzel bahsedilsin. Neticesi çok kötü oldu. Hilafetten ayrılmak zorunda kaldılar değil mi? Evet, evet. Yani onun için insanın hiç zaman ne kadar güzel konuşmaya yapar, şey yapsın, ne kadar etkileyici konuşması olursa olsun insanın her zaman bunu düşünmesi lazım ki Allah'ın lütfu olmadan, Allah'ın desteği olmadan kimsenin kalbi değişmez. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel konuşan, tebliğ eden kimse yoktu. Ama Abu Cehil'i değiştiremedi. Evet, evet. Orada değil mi? Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualar neticesinde Allah-u Teala kimi istediyse ona hidayet verdi. Bizim işimiz iletmektir, mesaj iletmektir, tebliğ etmektir, ulaştırmaktır. Ama kalbini değiştirmek bizim elimizde değil. Ne kendi kalbimizi değiştirebiliriz ne başkasının. Bunun için dua. Evet. Sonra Allah kimi nasip ederse. Evet hocam. Burada şuna da değinmek istiyorum. Şimdi duanın öneminden konuştuk. Bilhassa yani nasıl ve ben... Ne zaman dua edilmeli? Mesela bizim için bu secdede dua etmek çok normal bir şey fakat bazı e, veya çoğu Müslüman toplumu için e, bu namazda kendi diline dua etmek pek yaygın bir şey değil. Bu, bundan. Tabii da... bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisler var. Şimdi tabii bu e, Müslümanlar maalesef şey kadar...

siz bol bol dua edin. Çünkü Allah'ın size en yakın olduğu bir andır diyor. Hı -hı. Tamam. Evet. Onun için en uygun yer secdedir. Hı, -hı. Dua edin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın kendi dilinde dua etme. Bu, bu İslam dini, uluslararası bir dini. Bütün dünya için, her kabile için gelmiş, her millet için gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve hiçbir yerinde efendim Arapça hariç dua edilmeyecek demedik. Evet, evet, Yani secde de diyor dua et, secde de dua edilecek. ہر کس کے اندر یہاں چبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورتی کو نماز دعا لاروے نماز کے علمے لئے تب ہی کو کیا جا کر رہا جاتا ہے انہوں تو مانا سے نبیل سے جو گزر ہو رہا جاتا ہے اما بونو دشندہ چکو انسانن کندی دلی انہوں نسل اتکی لئے اور سا دل نسل انہوں اتکی لئے اور سا باش کے بھی دل انہوں اتکی لئے میں سا انہوں نے چن کندی دلی انہوں دعا دیر دعا قلبی انہوں Yoksa dua sadece dil, dille, yani dil, dile kadar sınır kalır ve kalbi inmez. Onun için dua için en güzel uh, uh, dediğim, sa, um, an veya saat veya vakit secde deyken, insan secde deyken ki vakittir. Uh, ve uh, insan kendi dilinde dua edebilir. Bunda bir, bir engel yoktur. Mm -hmm. Tamam, bunun dışında, bunun dışında uh, biz duadan bahsederken sadece ben secdeye gidirim de dua ederim diye bir şey yok. Mm Hı -hmm. İnsan yürü yürüyorken insan ayaktayken insan iş ile meşgulken hı hı. ne olursa olsun insanın dua etmesi lazım insanın dua ile meşgul olması lazım. Mesela ikinci halife Hazretleri diyor ki bazı insanlar şu dua ile ne olacak diyorlar. Huzur diyor bakın her gün sabahleyin yüz binlerce dilenci yola çıkar. Hı hı. Cebi boş. Ve sadece dilini kullanarak, dilene dilene tam bütün gününü geçirirler. Akşam eve geldiklerinde ceplerin durumu sabahınkinden daha iyi olur. Diyor bundan biz dünyada bunu biliyoruz ki, ki sadece dil bir birçok şey yapılıyor. Evet. Peki diyor ki eğer bu dünyada birçok cimri insan var, mermesiz insan var. Eğer onlar senin dilinle ni kullan kullanınca dilinle yalvarınca onlar eğer, eğer e, tepkisiz kalamıyorlarsa sen Allahu Teala'nın bir tepkisiz nasıl kalacağını düşün, düşünebiliyorsun. Hmm. Evet, evet Tamam. Yeter ki kullan. Otur akal ka böyle. Tabii duanı da dereceleri makamlar var. Bazı insanlar çok samimiyetle istenlikle dua edebilirler. Bu nasip nasipse en azdan insan Allahu Teala diyebilir ki Allah kalbim benim elimde değil. Ama elimde ne varsa mesela dilimi böyle harekete geçirebilirim. Tamam. Ben dilimle istiyorum. Ama kalbimi sen değiştir. Orada değil mi? Evet. Ama Allah-u Teala bunun neticinde kalbini de değiştir Ama insan dua etmesi lazım. Ee, özellikle eğer bir insan tebliğ eden bir insansa onu zaten çok dua önem vermesi lazım. Ama her ahmdini dua etmesi lazım. Gece, gündüz, otura, kalka yürürken, ey Allah bana merhamet eyle. Tamam. Musa bir duası var. Ya Allah senden gelen her hayra muhtacım. Mesela böyle dua. Veya Kur'an-ı Kerim'de dua. Rabbi gıfır ve rahim ve anta khayru rahimin. Ya Allah en iyi merhamet eden sensin. Sen bizi bağışla. merhamet et. Tam böyle dualar insanın. Hı -hı. gece gündüz insan dua etmesi lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.